Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 26 Eylül-2 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar güneş terazi burcunda parlıyor ve haftaya terazi burcunda doğacak yeni ayla başlıyoruz. Yeni ay yeni olasılıkları da hayatımıza getiriyor olacak. Sizin için iş, günlük hayatınız, mesleki konularda bazı başlangıçlar getirebilir bu yeni ay. Daha cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. Jüpiter'in etkisiyle şans ve fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Beklemediğiniz yerlerden maddi manevi destekler gelmesi de mümkün. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili konuları da işaret ediyor bu yeni ay. Sağlıkta iyileştirmeler, şifa arayışları, günlük hayatınızın düzenlenmesi, bir problemin çözümlenmesi gibi konularda da yine yeni ay size güzel açılımlar, fırsatlar getirebilir. Pazartesi ve salı ay Terazi burcunda ilerlemesini sürdürecek çarşambadan itibaren ay artık hilal fazına geçiyor. Akrep burcuna geçiyor. Çarşamba ve perşembe ilişkilerinizle ilgili alanlarda daha aktifsiniz. Eş ve partner konularında destekleriniz olabilir. Başkalarından aldığınız hizmetler, birebir görüşmeler, yakın arkadaşlıklar ortaklıklar. Hani bunlar da hafta ortasında sizin için gündemde olabilir. Cuma'dan itibaren artık ay yay burcunda olacak. Cuma cumartesi maddi konulara biraz işaret ediyor ama ilişki dinamiklerinizde de daha tutkulu olabilirsiniz. Eş partner ve özellikle ilişkilerinizdeki paylaşımlar öne çıkıyor. Bundan maddi paylaşımlar olabilir. Cinsellik, manevi konular olabilir. Daha tutkulu bir enerji ortaya çıkarmaya başlayacak. Bu hafta Venüs ve Merkür Başak Burcu'nda birleşiyorlar. Pürütoyla da güzel bir üçgen açıda. Beşinci evinizde olduğu için keyif, eğlence, aşk, romantizm gibi alanlarda bu hafta çok tatmin edici olabilir sizin adınıza. Çocuklarla ilgili beklentileriniz varsa onların eğitimleri, sınavları, hani bu buralarda bazı geri dönüşler bekliyorsanız gerileyen Merkür'ün Venüs'le birleşip Plüto ile yaptığı üçgen açı buralardaki belirsizlikleri giderebilir. Geçmişle ilgili bazı işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bazı fırsatlar da karşınıza çıkarabilir. Ertelediğiniz bir işi tekrar yapmak gibi ya da uzun süredir ilgilenmediğiniz bir hobinizle ilgilenmek gibi ya da sevdiğiniz bir kişiyle belki eski bir arkadaşınız, romantik bir ilişkiniz, onun ondan haber almak, karşılaşmak gibi konular e, nostaljik durumlarda karşınıza çıkarabilir. Mars ikizler burcunda Satürn'le güzel bir üçgen açı içerisinde Hava elementinde olduğu için üçgen açı entelektüel konular, zihinsel konular, iletişim, eğitim, ticari aktivitelerde özellikle sizin parasal kazançlar alanınız, iş kariyer alanınızda Mars Satürn üçgeni de bence organize olabilmenizi, doğru insanlarla görüşebilmenizi, kendinizi iyi ifade edebilmenizi sağlayabilir parasal kazançlar ve ticari aktivitelerde verimli ilerleyebilir. Ve gezegeniniz Venüs 29 Eylül itibariyle artık terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. 23 Ekim'e kadar Venüs kendi yönettiği, güçlü olduğu, yönetici olduğu terazi burcunda tabii ki sizin için de güzel bir pozisyonda olacak. E, güzelleşmek için, kişisel bakımlar için iyi bir fırsat bu. 6. evinizde olacağı için her türlü iyileşme verebilir size. Yaşadığınız mekanların iyileşmesi, güzelleşmesi, konforunuzun artması, sağlık konularında iyileşmeler, güzellik, estetik gibi alanlarda faydalar, beraber çalıştığınız kişilerle uyumlu ilişkiler veya ihtiyaç duyduğunuz yardımları, destekleri bulmak konusunda da Venüs'ün olumlu etkileri altında olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.